bizim bu ürün için kurutma süresi olarak belirlediğimiz süreç 12 saat. Yani bu ürün ortalama 12 saatte 20 kilogram yaş ürünü kurutuyor. Yedi yaşlarında falan, çok küçük yaşlarda o makinelerin arasında elimde anahtarla civata somunu sıkarak büyüdüm. TÜBİTAK'tan hakemler gönderildi projeyi incelemek için ve desteklenmeye değer buldular. Klimanın üflemiş olduğu havaya direkt muhatap olmayacaksınız. Dolayısıyla ofislerinizi veya evlerinizi tasarlarken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde hasta olmanız işten değil tabii ki. Büyük babam tam Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemde ustalık yapan birisiydi. Savarona'nın bakımlarına falan çağırırlarmış. Hatta Atatürk'ün vefat ettiği gün, yani o saat 9:05 geçe 10 Kasım günü de Savarona'da bakım yapıyormuş. Vefat ettiği haberi gelince de işi bırakmışlar. Eskişehir'de Yunanistan arasında boru hattının geçtiği her yere ayak bastık. O süreç yaklaşık 5-6 ay kadar dağlarda gezdik, oralarda uyuduk, uyandık. Oralarda çalıştık diyebilirim. Makine mühendisiyim. İş hayatına 2005 yılında babamın şirketinde başladım. Akabinde de kendi firmamı kurarak devam ettim. Yani makine imalat sektöründe 3. kuşağım. Dedemin de adı Mehmet Karakaş'tı. Onunla başlıyor. 1933 yılında Trabzon'da küçük bir torna atölyesinde gemi motorlarının tamiriyle başlıyor hikaye. Trabzon'da gemi motorlarıyla uğraşırken akabinde babam, amcamlar yetişiyor yanında. Sonradan İstanbul'a 1967 yılında geliyorlar. Motor ustası olduğu için temelde hem babam hem dedem İstanbul'a geldiklerinde pistonlu hava kompresörü sektörüne giriyorlar. Ve babam Türkiye'de ilk pistonlu kompresör imal edenlerdendir, öyle söyleyeyim. %100 yerli olarak bütün modelleri kendisine ait olarak çıkarmıştır. Ben de küçük yaştan itibaren atölyede büyüdüm tabii ki. Akabinde İstanbul Teknik Üniversitesi makine bölümünü bitirdikten sonra makine mühendisliğini 2005 yılında da aktif olarak iş hayatına atıldım. Temelde tabii ki bir torna atölyesiydi, babamın atölyesi. Kompresör imalatı yapılıyordu. Ama ondan önce çok değişik makineler ürettik. Yani tekstil sektörüne dokunma makineler ürettik mesela. Ben hatırlıyorum, yani 7 yaşlarında falan, çok küçük yaşlarda o makinelerin arasında elimde anahtarla civata somunu sıkarak büyüdüm. Oradan ciddi bir görgü var. Zamanla bunu insan fark ediyor. Yani iş hayatının içerisine girip de bazı şeyleri bilince, farkında olmadan diyeyim, o altyapının aslında ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz. Küçük yaştan itibaren atölyede büyüdüm. Atölye ortamında bulundum. Tabii ki aile ister istemez aile mesleğine yönlendirdi. Gerçi annem doktor olmamı daha çok istiyordu ama babam da makine mühendisi olmamı istiyordu. Ben de merakım, hevesim o yöndeydi. Şunu söyleyebilirim ki sevdiğim bir mesleği yapıyorum her şeyden önce. Belki kritik nokta burasıdır. Yani insanın kendi sevdiği mesleği yapması çok önemli bir şey. Bu şekilde olunca iş yük olmaktan çıkıyor, bir zevk olmaya başlıyor. Dolayısıyla makine mühendisliğini okudum. Severek bitirdiğim bir bölüm. Akabinde de işte askerliği tamamladıktan sonra atölyeye döndük. Makine mühendisi olarak amcam usta, babam usta, atölyeye geldim. Tabii ki yaş çok genç, şöyle bir havadayım. İşte atölyeyi ben çekip çevireceğim falan. Atölyeye işte askerlikten sonra geldiğim ilk günü hiç unutmam, amcam karşıladı. Tabii bendeki o hani siz çekilin ben yapacağım bundan sonraki havayı görünce onu da kırmak istedi tabii ki. Hiç unutmam, bir elime parça metal parçası verdi. İşte bir çizgi üstüne iki tane delik açmamı istedi benden matkap kullanarak. Tabii ki ben de bundan kolay ne var deyip yaptım. Tabii ki aynı çizgi üstünde olması gereken delikler birisi çizginin diğer tarafında, bir tanesi diğer tarafında olacak şekilde olunca sen daha iki tane delik delmeyi beceremiyorsun, bu atölyeyi mi yöneteceksin, git önce kendini eğit sonra gel dedi. Ondan sonra ben de iki yıl kadar sahada bir elimde matkap, bir elimde avuç taşlamayla işler yaptım. Şu anda burada bulunan Recep abi de o zaman benim ustamdı, ben onun çırağıydım.
2 sene boyunca sahada ciddi el becerisi kazandım. Bir usta gibi aynı. 2 senenin sonunda atölyeye geldiğim zaman el melekelerimin artık geliştiğini fark edince tamam dediler. Bundan sonra sen artık burayı yürütebilirsin. Dediğim gibi yani atölyeye ilk geldiğim zaman üniversiteden yeni mezunum. Evet bir takım teknik bilgiler aldık ama bunların hiçbirisinin uygulaması yapılmamıştı. Dolayısıyla ciddi bir pratik eksiği vardı. Amcamdan da bahsetmiş olduğum gibi tepkiyi alınca sahaya gittik. Recep abi bana ustalık yaptı, ben çıraklık yaptım ve böylece bir ustalı-çırak ilişkisi başladı. Esas ondan sonra babamla olan serüvenim başladı tabii ki. Şu anda bir ilaç üretim tesisindeyiz. Burada da bizim iki tane makinamız var. Şu an görmüş olduğunuz bu makine genel amaçlı konfor iklimlendirmesi için yapılmış olan bir makine. Konfor iklimlendirmesinden biz ne anlıyoruz? İnsan konforuna göre tasarlanmış bir makine. Yani 20-22 derece sıcaklık, yani bağlı nemde %50 civarı demektir bu. Bu makinenin amacı genel iklimlendirme ve dediğim gibi insan konforuna yönelik bir üretimimiz bizim yapmış olduğumuz. Klimanın insana direkt olarak bir zararı yok aslında. Klimadan çıkan hava oldukça soğuk olduğu için, yani şunu şöyle düşünelim, biz klimada yaklaşık 12 derece sıcaklıkta içeriye hava üflüyoruz. Tabii ki 12 derece sıcaklıktaki bir havayla sizin muhatap olmanız durumunda üşürsünüz. Bundan da rahatsız olursunuz. Bu hava içeriye dağıldıktan sonra 20 derece sıcaklıkta, 22 derece sıcaklıkta dengelenir. Ama siz direkt klimanın önüne oturursanız, bu şartlar altında ister istemez üşürsünüz, vücudunuz çok fazla ısı kaybeder, dolayısıyla hasta olursunuz. Dolayısıyla buradaki esas mesele sizi klimanın verdiği zarar değil, klimanın üflemiş olduğu soğuk havaya direkt maruz kalmanız veya kalmamanızdan dolayıdır. Klima deyince hava dağıtım konusundan ayrı olarak düşünmemek gerekir. Üretmiş olduğumuz klimadaki ortama göndermiş olduğumuz havanın ortama son derece düzgün, homojen bir şekilde dağılması gerekir. Eğer bu dağıtım doğru şekilde yapılmışsa insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığı gibi son derece kendinizi de konforlu olarak hissedersiniz ve düzgün bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Buradaki temel mantık şudur. Klimanın üflemiş olduğu havaya direkt muhatap olmayacaksınız. Dolayısıyla ofislerinizi veya evlerinizi tasarlarken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde hasta olmanız işten değil tabii. Tabii ki evlerde split ünitelerle bu hava içeri üflendiği için direkt olarak split'in önüne oturmanız durumunda ister istemez rahatsız olursunuz. Dolayısıyla havanın üfleme yönüne dikkat ederek kendinizi konumlandıracaksınız. Yapacağınız en önemli şey bu. Bir kuantum Cumhuriyet döneminin, yani Cumhuriyet'in ilan edildiği dönemde ustalık yapan birisiydi. 17 yaşında usta olmuş. Taş Kızaklar Tersanesi'nin o zaman ustabaşısıydı. Babamın anlattığına göre işte Savarona'nın bakımlarına falan çağırırlarmış. Hatta Atatürk'ün vefat ettiği gün, yani o saat 9:05 geçe 10 Kasım günü de Savarona'da bakım yapıyormuş. Vefat ettiği haberi gelince de işi bırakmışlar. Babam anlatırdı bunu. Tabii o dönemde Türkiye'de Türk usta bulmak, yetenekli ustalar bulmak çok zor. Ama o kendisini kendi alanında iyi yetiştirmiş bir ustaydı. Bir müddet sonra da yine farklı devlet kurumlarında çalıştı, denizcilik işletmelerinde çalıştı. En son görev yeri de denizcilik işletmelerinde Trabzon'du. Denizcilik işletmelerinden ayrılıp kendi atölyesini kurmaya karar verdi. İşte çocuklarıyla beraber. Tabii kurduğunda henüz daha çocuklar yoktu. 1933 yılında ilk atölyesini kuruyor. O arada Trabzon'da işte babam, amcamlar dünyaya geliyor. Onlar büyüdükten sonra onlar da atölyeye katılıyorlar. Çocukların da vermiş olduğu destekle beraber orada gerçekten dizel motor konusunda hatırı sayılır bir yere geliyorlar. Hem dedem şu çocuklarıyla beraber hepsini de çok iyi şekilde yetiştiriyor. Tabii şu anki gibi değil, çok büyük imkansızlıklar içerisinde imkanlar oluşturarak bir takım imalatlar yapıyorlar. Yani çalıştırdıkları makineler son derece eski model makineler, hatta yurt dışından Türkiye'ye gelen makineler de orada artık ömrünü doldurmuş makineler. Yani bunlarla çalışıp bir yerlere gelmeye çalışılan bir dönemdi onların yaşadığı dönem. Tabii bu imkansızlıklar içerisinde yetişme onları son derece yetenekli ustalar haline getirmiş. Bugünkü şartlarda o kadar yetenekli usta bulmak gerçekten çok zor. Aynı zamanda çok ciddi de bir
iş ahlakına sahiplerdi. İşlerine son derece titiz olan insanlardı bunlar. Bizim jenerasyon kıyasladığım zaman onlar kadar titiz veya dikkatli olmadığını söyleyebilirim bu konuda. Onu da ben babamla beraber atölyeye girip ona çıraklık etmeye başladığımda anladım diyebilirim. Aramızda şey vardı. Hani bu kuşak farkını hem iş yapış şeklinde hem de diğer konularda görebiliyorduk. Ama çok şükür ki orada gerekli eğitimi de aldığımı düşünüyorum bu anlamda. Babam dedemin yanında yetişmiş. Sonra kendisini birçok alanda yetiştirmiş. Gerçekten kalifiye bir ustaydı. Yaptığınız işi beğendirmenin zor olduğu bir ustaydı. Geçimin de zor olduğu bir ustaydı ama gerçekten işine son derece titiz, önem veren bir yapıya sahipti. Üniversiteyi bitirip atölyeye geldikten sonra, babamla çalışmaya başladıktan sonra kuşak çatışması yaşadık tabii ki. Benim doğru bildiklerim vardı, onun ciddi tecrübeleri vardı. O bana onları aktarmaya çalışıyordu. Ben kendi yeni bakış açıma göre bazı şeyler yapmaya çalışıyordum. 10 sene kadar bir zaman sonra ortak bir yerde buluştuk. Yani birbirimizi anlar hale geldik. Şunu her zaman söylerim, yani yanımdaki gençlere de söylerim, kendi yeğenlerime de söylerim. Bir insanı gerçekten tanımak istiyorsanız mutlaka aynı ortamda çalışmanız lazım. Bana sorsalar anneni mi daha iyi tanırsın, babanı mı diye, kesinlikle babamı daha iyi tanırım. Çünkü aynı ortamda çalışma imkanı bulduk. Dolayısıyla iş yapmış olduğunuz insanın babanız da olsa ancak beraber çalıştığınızda tanıma şansınız oluyor. Bu anlamda kendimi şanslı addediyorum babamla. Tanışma imkanım olduğu için. Bu gerçekten önemli bir konu benim. Hayatımda da önemli bir konu. Fizik mühendisiyim. Gerek resmi konularda, gerekse özel sektörde, değişik konularda çalışmam oldu. Babasıyla bir tanışmamız oldu. Bayrampaşa'da onun vasıtasıyla Mehmet Bey'le tanışmam oldu. Benim zaten bir arzum vardı. Türkiye'de yapılamayan makinaları Türkiye'ye kazandırmak gibi bir yöne yönelmiştik. Bunda da o çabayı gördüm. Acaba ben ne yapabilirim? Nasıl daha iyi bir şeyler yaparım? Klasik standart ürünlerden çok yapılamayanı yapma arzusunu gördüm. Bunun üzerine belli konuları araştırmaya başladık. TÜBİTAK ARGE projelerinde birlikte çalışmaya karar verdik. Bunlardan gördüğümüz makina COSGAP projesidir. COSGAP'te ARGE mühendisi olarak ben de görev aldım. Tabii ki birçok mekanik, elektrik, elektronik tecrübelerimizi birleştirerek bu makinayı meydana getirdik. Bu makinanın özelliği bazı ilaç, gıda takviyesi ürünlerin belli bir nemde ve oda sıcaklığında üretilmesi gerekiyor. Bu makina özel olarak o üretim yapılan odanın nemini ve oda sıcaklığını ürünün gerektirdiği şekilde ayarlamasını yapıyor. Bu ürünü Türkiye'de kısmen ithal olan markalarla veyahut kendileri birkaç firma ancak yapabiliyor. Bunlardan birisi de biziz. Başta çalışmış olduğumuz konu onun iş hayatına üzerine bina etmiş olduğu konuydu. Yani neydi o? Basınçlı hava kompresörü konusuydu. Ben 2005 yılında atölyeye geldiğimde bu saha artık kar ettirmeyen bir sahaydı. Özellikle yurt dışından oldukça fazla ithal ürün vardı. Gerek Avrupa'dan gerek de Uzak Doğu'dan. Dolayısıyla artık bu ürün yapmak ekonomik bir hal almaktan çıkmıştı. Böyle olunca alternatif bir yön arayışına girdik. Ve tabii ki ana koldan ayrılmadan yine basınçlı hava konusunda çalışırken basınçlı havanın nemini alma konusu gündemimize geldi bizim. 2008 yılında ilk basınçlı havanın nemini alan kurutma makineleri üretmeye başladık. Dolayısıyla bizim
soğutma tekniğine, nem alma konusuna, ısıtma konusuna girişimiz aslında basınçlı hava kurutucularıyla oldu. Çok sayıda ürün yaptık. Yurt içine, yurt dışına ürünler yaptık, sattık. Çok büyük çaplı fabrikaların ihtiyaçlarını karşılayan ürünler de yaptık. Bu sahada devam ederken, yani ısıtma, soğutma, nem alma konularına devam ederken bu sefer sahanın içinde olduğumuz için farklı talepler de gelmeye başladı. İşin basınçlı hava kısmındayken alçak basınçlı hava, yani şu ortamın nemini almamız gereken talepler de bize ulaşmaya başladı. 2012 yılı gibi halı yıkama işi yapan firmaların halıları hızlı bir şekilde kurutmaları için halı kurutma makineleri yapmaya başladık. O dönem bu çok revaçtaydı. Özellikle Türkiye'nin çok nemli olan bölgeleri, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesine ciddi anlamda ürün satışlarımız oldu bizim. Hatta bu ürünler işte Almanya, Belçika, Danimarka, Hollanda, Romanya gibi Avrupa ülkelerine de oldu. Buralara ihracatlar da yaptık. Azerbaycan, yine Rusya gibi ülkelere de bu ürünlerin satışı oldu. Hala da devam ediyor. Bu birinci makinemiz bu. İnsan konforunu ön plana alarak üretmiş olduğumuz bir makine. Genel amaçlı bir makine olduğu için Türkiye'de bu tip makineler üreten çok fazla firma var. Bizim farkımız şu: biz her bir firmayı tek tek inceleyip ihtiyaçlarına göre makine üretiyoruz. Normal standart bir klima istendiği zaman konfor iklimlendirmesi için bunun kabiliyetleri belirlidir teknik olarak. Biz müşterinin isteğine göre kabiliyet verebiliyoruz. Bu ne demek? Diyelim ki normalde %50-%60 arasındaki bağlı nem bir konfor iklimlendirmesi için yeterliyken, işte bir ilaç üretim tesisi veya gıda takviyesi üreten firmalarda şöyle istenebiliyor. Diyor ki hayır, bizim çalışmış olduğumuz ortam işte %40'ı geçmesin. Dolayısıyla mesela bu ünitede içerinin bağlı nemi %40'ı geçmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Yani yine insanın çalışacağı ortam göz önüne alınmıştır. Ancak firmanın özel talebinden dolayı iç ortamın bağlı neminin sıcaklık işte 20-22 derece aralığındayken aynı zamanda %40'ı da geçmemesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu anlamda aslında bir konfor iklimlendirmesine yönelik standart bir imalatın dışında bir üretimdir. Yani firmanın özel talebine göre üretilmiştir. Biz ağırlıklı olarak bir mühendislik ve Ar-Ge firması olduğumuz için bu tarz taleplere çok hızlı bir şekilde cevap verebiliyoruz veya bunu sağlayacak ünitelerde ciddi bir tecrübemiz, deneyimimiz olduğu için bunu çok rahat bir şekilde karşılayabiliyoruz. Bu endüstriyel bir uygulamadır. Biz de firma olarak endüstriyel konularda çalışıyoruz. Genellikle ev tipi klimalar bizim üretim sahamızın dışında kalıyor. Ev için klima sektörü oldukça geniş bir alan ve çok standart ve seri üretim yapabilen büyük çaplı firmalar olduğu için burada bizim ev konusuna yönelik imalat yapabilmemiz için ciddi bir yatırım artı altyapı kurmamız gerekir. Biz bu sahaya yönelmek yerine daha spesifik ürünleri sunabileceğimiz endüstriyel alanın yine daha alt, yine ihtisas gerektiren ilaç konusuna yöneldik. Hayatımızda baktığım zaman en kritik sene 2018 senesidir diyebilirim. İşte şahıs şirketiyle belli bir aşamaya geldikten sonra artık sahip olunan tecrübe, bilgi birikimi ve mühendislik altyapısının iyice pekişmesiyle beraber yapmayı planladığımız daha yüksek teknik kapasite gereken projeleri hayata geçirmek istedik. Bunun için de şu anda faaliyette bulunan limited şirketi kurduk. Aynı sene içerisinde gerçekten bizim mühendislik becerilerimizi zorlayacak bir konu karşımıza çıktı. O sırada işte Azerbaycan gazını İtalya'ya taşıyan TANAP projesi devam etmekteydi. Projenin yüklenici firmalarından bir tanesi önümüze bir proje koydu. Dedi ki Eskişehir ile Yunanistan arasındaki boru hattının kurutulması gerekiyor. Bunun için bir makina çözümü önerebilir misiniz? Tabii ki bunun için ciddi bir çalışma yaptık. Türkiye'de böyle bir makine yoktu. Yurt dışından kiralanarak bu ihtiyaç karşılanıyordu. Gerçekten makinenin satın alma bedelleri de oldukça yüksekti. Akabinde işte Çetin Bey, fizik mühendisi, onunla beraber bir konsept geliştirdik. Bu konseptin özelliği %100
yerli bir mantık olmuş o. Yurt dışındaki bir makinenin kopyası değil, özgün bir tasarım üzerine bir mühendislik çalışması yaptık, bir tasarım geliştirdik. Bu kadar spesifik bir makinenin Ar-Ge'sini yapmak çok pahalı bir iş. Düşünün yani Türkiye'deki oldukça güçlü firmalar, inşaat sektöründeki firmalar bu makineyi almak bile istemiyorlar. Niye? Kiralamak istiyorlar çünkü bedelleri oldukça yüksek. Dolayısıyla olmayan bir makinenin Ar-Ge'sini yapmak ciddi bir maliyet. Biz buna niye girdik? Şundan dolayı Türkiye'deki yüklenici firmalar yurt dışına bağlı olmaktan yana çok ciddi canlarının yandığını söylediler. Çok yüksek bedeller ödediklerini söylediler. Kendilerinden kaynaklanmayan hataları bile kendilerini finanse etmek zorunda kaldığını söyleyince iş bizim açımızdan bir çeşit milli davaya dönüştü diyebilirim. Yani olaya böyle bakmak zorunda kaldık. Oradaki talep bizi böyle bir anlayışa getirdi. Yorucu olacağını biliyorduk. Buna rağmen hem maddi hem manevi yorucu olacağını bilmemize rağmen o konu üzerinde çalışmaya başlattık. Yaklaşık 3,5 ay kadar masa başı çalışmamız oldu bizim. Ardından proje belli bir safhaya gelince biz bu projeyi TÜBİTAK'a sunalım diye düşündük. TÜBİTAK'tan hakemler gönderildi projeyi incelemek için ve desteklenmeye değer buldular. Tabii ki işin hani maddi boyutundan ziyade Türkiye'nin göz bebeği bir kurum tarafından desteklenecek bir projeyi sunabilmek bizi gerçekten çok onur etti. Tabii bunu TÜBİTAK'ın desteğini alacağımızı öğrendikten sonra projenin hayata geçmesi için daha şevkle çalışmaya başladık. Bu bizi daha çok motive etti. Sahadaki zaten şartlar, özellikle yurt dışına bağımlılık bizi zaten tabiri caizse bilemişti diyebilirim yani o dönemde. Yaklaşık 5,5 aylık bir imalat süresinden sonra makineyi yaptık. Böyle tır büyüklüğünde bir makine yaptık. İlk testlerimizi Eskişehir'de yaptık. Boru hattının Eskişehir ve Yunanistan hattının başlangıcı o dönemde. Oraya Lot 4 olarak tabir ediliyordu. O bölgede testlerimize başladık. Tabii makineyi çalıştırdık, çalışmadı bu arada. Çünkü yaptım oldu olmuyor maalesef. Yine orada günlerce makinenin sorunlarını anlamak, mevcut dış ortam koşullarında çalışabilecek hale getirmek için ciddi mücadele ettik. Akabinde de sahadaki bir aylık bir süreçten sonra makineyi başarıyla çalıştırmayı başardık. Tabii makinenin başarılı olması sadece bizim çalıştırmamız yeterli değil. Aynı zamanda bunun hatta da kendini rüştünü ispat etmesi gerekiyordu. Akabinde de projede bize söylenen yere kurulumu gerçekleştirdik ve hatta kuru havayı bastığımızda boru hatlarını da istenilen şekilde kurutmayı başardık çok şükür. Bu tabii ki bizi çok onur eden bir şeydi. Oradaki bürokrasiden kişilerin gerçekten takdirini topladık. Bu aynı zamanda manevi bir tatmindi. Tabii burada Eskişehir'de Yunanistan arasında boru hattının geçtiği her yere ayak bastık. O süreç yaklaşık 5-6 ay kadar dağlarda gezdik, oralarda uyuduk. Uyandık. Oralarda çalıştık diyebilirim yani. Çok heyecan vericiydi. Mühendislik anlamında yaptıklarımızı doğrulamamızı sağlayacak çok güzel laboratuvar bir çalışmaydı bizim için. Biz oradan öğrendiğimiz altyapıyla ki şöyle de bir ifade etmem gerekir. Makine ilk defa yapıldığı için makineyi çalıştıracak yani içindeki mekanik aksamı çalıştıracak usta bulmak da zor. Dolayısıyla ilk ustaları da biz olduk o sistemi. Yani bir usta gibi de çalıştık orada. Ustalığımızı da ilerlettik diyebilirim. Akabinde biz orada öyle bir altyapı kazandık ki bir sene sonra önümüze başka bir iş çıktı. Bir ilaç firması yine aynı gerekçelerle işte bizim ilaç üretmiş olduğumuz ortamlarda çok spesifik iklimlendirme ihtiyaçlarımız var. Hem nem düşük olacak hem sıcaklığı aynı zamanda kontrol etmemiz gerekiyor. Ve bu konuda ağırlıklı olarak ithal ürünlere biz bağımlıyız. Bunlar da son derece pahalı. Bunun için bir alternatif yol üretemez miyiz diye. Tabii ki biz o bahsetmiş olduğum boru hattı için o kurutma makinesi aşamasında öyle ciddi bir altyapı kazanmıştık ki o işi yapmak bizim için kolaydı. Orada yine 2,5 aylık bir süreçten sonra istenilen makineyi yaptık. Gerçekten istenilen ihtiyaçları karşıladı. Memnuniyet sağladık. Akabinde de o makinenin geliştirilmesi gündeme geldi. Çünkü o ilk yapılan makineler genelde prototip oluyor ve mekanik makineler oluyor. Sonra bunu da bir COSGAP Ar-Ge projesi haline getirdik ve makinede gerçekten geliştirme projemizi verdik. Bu makineleri Türk ekonomisine kazandırdık. Şu an halen birçok firmada, ilaç firmasında bu ürünler çalışıyor.
Kastamonu doğumluyum. 54 yıldır metal sektöründeyim. Bu firmada da 18 yıldır Mehmet Bey ile beraberiz. Babası eski ustamdır. Yıllarca beraber çalıştık. Mehmet Bey ile de uzun yıllar beraberiz. Esas mesleğim kaynakçı. Sonradan kompresör piyasasına girdik ve kompresör piyasasında rahmetli Mehmet Bey'in babası ustam oldu. O günden beri de babasıyla ve Mehmet Bey'le beraberiz bu sektörde. Üniversitede okurken de gelirdi iş yerine. 18 yıldır üniversiteyi bitirdi, geldi iş yerine. 18 yıldır da beraberiz Mehmet Bey'le. Geçmişte hava kompresörü ve hava kurutucuları imal ediyorduk. Sonradan iklimlendirme piyasasına girdi ve bu sektörde ilk olarak TANAP projesinde büyük doğalgaz boru hatları kurutmasına başladı. İklimlendirmede, nem almada. 5 yıldır da nem alma konusunda Mehmet Bey'le çalışıyoruz yine. Yani ilaç sektöründe, doğalgaz sektöründe, meyve sebze kurutma fırınlarında bunlarla beraber imalatını yapıyoruz. Aynı zamanda yine sektörde evlerde nem alma, yani evde rutubet olan evlerde nem alma cihazları yapıyoruz. Bu konularda beraber çalışıyoruz. Babasının çıraklığımda ustam olmasını isterdim. Yani öyle bir ustaydı babası. Kompresör sektöründe zaten Türkiye'de ilktir. Yani bir sürü firmalar var ama onlar, işte biz de kompresör yapıyoruz. Ama babası 60-70 yıl önce yapmış bu işi. Yani babasının ustam olmasını isterdim ama sonradan ustam oldu. Mehmet de mühendistir ve iyi bir mühendis. Yani ciddi bir mühendis. Çalışma konusunda disiplinli. Efendim gelir kaynak yapar, efendim taşlama yapar. Efendim çatıya çıkar çalışır. Makinenin her yerinde bizde Mehmet Bey. Yani ben mühendisim, şurada oturayım. Efendim mühendisim, şunu yapayım yani yok. Beraber yani kaynağından elektriğine son kontrolüne kadar bizdedir Mehmet Bey. Yani Mehmet Bey'in mühendisleri biz en son görüyoruz. Yani başta Mehmet Bey bizde mühendis değil yani bizim çalışma arkadaşımız. Öyle çalışıyoruz Mehmet Bey'le. A'dan Z'ye, sıfırdan, çiziminden, programına kadar en son nihayetinde makineyi çalıştıracak programına kadar Mehmet Bey yapar. Biz sadece montajını ekleriz yani biz keseriz, biçeriz, kaynatırız. Efendim onları yaparız. Yani Mehmet Bey'le beraber tabii bu arada. Sıfırından efendim en son kontrolüne kadar bizle beraberdir. Mihenk taşı olan konular öyle her zaman peşi peşine gelmiyor. Genelde süreç şöyle işliyor. Siz bir konuda gerçekten kayda değer bir mühendislik çalışması yapıyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine bir şeyler inşa etmeye başlıyorsunuz. O ürün standartlaşmaya başlıyor. Seri üretim haline gelmeye başlıyor. O devam ederken belki orada daha fazla duyuluyorsunuz. Size referans olan kişiler artıyor. Bunlar geliştikçe bu sefer ya bizim de şöyle bir sorunumuz var. Bu konuya bir çözüm üretemez miyiz diyen kişiler çıkmaya başlıyor. Siz de onların sorunlarını eğiliyorsunuz ve çözüm üretiyorsunuz. Yani hiç unutmam mesela biz o doğal gaz boru hattı için kurutma makinesini ilk yaptığımız zaman oradaki bürokrasiden bir beyefendi şunu demişti. Ya bunu niye daha önce yapmadınız? Dedim şu an önümüze geldi bu konu. Bizim tabii ki her türlü ihtiyacı bilme şansımız yok. İhtiyaç ama önümüze geldiği zaman konu onun üzerine eğilip çözmek gibi bir becerimiz var diyebilirim. İlaç sektörü için hatırı sayılır bir çalışma yapıp o ürünü standartize ettikten sonra Türkiye'de çok ciddi, enerji tüketiminin de son derece yüksek olmuş olduğu bir sektör var. Çok da gözden kaçıyor. Bu gözle de bakılmıyor. Yani bir enerji israfının olduğu bir sektör olarak maalesef görülmeyen bir konu. Nedir o? Meyve sebze kurutma. Biz bunu görünce özellikle meyve sebze kurutma işini daha düşük enerjiyle nasıl yapabiliriz? Alternatif enerji kaynaklarını kullanabilir miyiz? Mesela güneş enerjisini kullanabilir miyiz? Veya ne bileyim bir ısı pompası tekniğini kullanarak bu işi yapabilir miyiz şeklinde fikirler geliştirmeye başladık. Ve meyve sebze kurutma konusunda ilk yaptığımız makina, normalde bu konuda ilk yapacağınız makine elektrikli rezistanslı çalışan bir makinedir açıkçası. Ama bizim bakış açımız hep enerji verimliliği konusunda olduğu için ilk yaptığımız makine güneş enerjisiyle çalışan bir meyve sebze kurutma makinesiydi. Ve bunu Ankara gibi bir yerde denedik. Yani güneş potansiyelinin oldukça düşük olduğu diyebilirim. Yani mesela
Akdeniz bölgesinin güneş alma potansiyeli oldukça yüksektir, radyasyon yüksektir. Dolayısıyla bir güneş enerjisiyle meyve sebze kurutmak istediğiniz zaman biçilmiş kaftandır diyebilirim. Yani çok uygun bir yerdir. Ankara gibi bir yerde güneş kolektörüyle meyve sebze kurutma makinesini yaptık. Sektöre ilk girişimiz öyle oldu. 20 kilogramlık pilot bir çalışmaydı. Tabii ki bizim sektörde şöyle bir yaklaşım vardır. Enerji verimli bir sistem kurmak istiyorsanız genelde bunun işletme giderleri düşüktür. Ancak kurulum maliyetleri yüksektir. Yani siz enerji tasarruflu bir sistem yapmak istiyorsanız genelde yüksek kurulum maliyetlerine katlamak zorundasınız. Ama işletme maliyetleri oldukça düşük olur. Fakat bizim insanımızın sermaye gücü çok az. İster istemez kurulum maliyeti düşük, işletme giderleri yüksek ürünler seçmek zorunda kalıyorlar. Bunlar da işte elektrikli rezistanslı kurutma, meyve sebze kurutma ürünleridir. Talep olursa bunları da yapıyoruz. Ama tabii ki sakıncasını anlatarak. Çünkü bu ciddi anlamda kilogram başına, kuru ürün başına enerji maliyetleri, hatırı sayılır maliyetler oluyor. Tabii ki hani tıbbi bitki çalışılıyorsa, aromatik bitkiler çalışılıyorsa, yani ürünün birim fiyatı yüksekse belki bu maliyetler göz önüne gelmeyebilir ama özellikle herkesin yaptığı şekilde kurutulmuş ürün satmak isteyen küçük çaplı kooperatifler, ev hanımları özellikle bu konuya çok ilgileniyorlar. Onlar için bu elektrik maliyetleri ciddi maliyetler. Tabii ki biz bunlar ne getirir ne götürür fizibilitesini sunuyoruz. Ona göre de bütçelerine göre ya işte enerji maliyetini düşük olan sistemleri talep ediyorlar veya hayır işte bütçemiz düşük deyip kurulum maliyeti yüksek olan sistemleri seçebiliyorlar. İlaç üretimi yapılıyor. İlaç üretimi özellikle efervesan tablet, toz tablet, softshell imalatı yapan firmalarda üretim alanının sıcaklık ve bağ önemi çok kritikti. Eğer ortam istenilen değerlerde olmazsa ürünler hızlı bir şekilde bozulabilir. Bunun olmaması için özel iklimlendirme koşullarının sağlanması gerekir. Nedir bu koşullar? 18 ila 23 derece sıcaklık, %25'in altında bağ önemi demektir ki bu oldukça düşük bir nem ortamı demektir. Bu cihaz bunu sağlıyor. Bu bizim yapmış olduğumuz özel bir tasarım ve özgün bir tasarım. Bunun tüm mühendislik çalışmalarını, tasarımlarını, içindeki tüm batarya tasarımlarını firmamız yaptı. Kendi mühendislik becerilerimizle bunları yaptık. Ve dediğim gibi buradaki en kritik belki kelime özgün bir tasarım olması. Bunu başarılı olarak yapan firmalar genelde yurt dışı menşeili ürünleri ithal eden firmalar. Yurt içinde de ya belki bir iki firma vardı, onlardan bir tanesi de biziz. Tamamen kendi mühendislik becerilerimizle yapmış olduğumuz bir tasarım. Aynı zamanda bir COSGAP ARGE projesinin çıktısı olan bir ürün. Biz bu ürünü COSGAP'e ARGE desteği almak amacıyla bir proje sunduk. Projemiz desteklenmeye uygun bulundu. Akabinde de proje bitirildi ve sonuçta biz de başarılı çalışan bir ürüne kavuşmuş olduk. Sebze kurutma makinemiz var. Bu bizim en küçük modelimiz. Tek seferde 20 kilogram yaş ürünü kurutma kapasitesine sahip. Bizim bu ürün için kurutma süresi olarak belirlediğimiz süreç 12 saat. Yani bu ürün 12 saat, ortalama 12 saatte 20 kilogram yaş ürünü kurutuyor. Buradaki çalışma aralığımız 60 ila 70 derece aralığındadır. Bu aralıkta sıcak havayla beraber ürünün kurutmasını sağlıyoruz. Genelde bu ürünü alan müşteriler 24 saat esasına göre çalıştırdıkları için günde 40 kilogram gibi bir kapasiteyi işleme imkanına sahip oluyorlar. Endüstriyel bir ürün. Ancak tabii ki gerek kadın kooperatifleri, küçük çapta bu işleri yapmak isteyen girişimciler için başlangıç anlamında iyi bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Bunun iki gözlü olanı da var, 40 kilogram kapasiteli. Daha yüksek ve daha fazla tepsi kapasitesine sahip ürünler de var. Standart olarak 20 kilogramdan başlayıp 250 kilograma kadar giden bir ürün portföyümüz var. Daha yüksek kapasiteler istenirse artık onlara proje bazlı olarak yaklaşıyoruz ve onlar için proje geliştiriyoruz. Ona göre öneriyoruz. Çünkü sistem boyutları büyüdükçe harcanan enerji artık ciddi boyutlara geliyor. Böyle bir durumda gerek güneş enerji
santrali, yani GES gerekebilir veya bir yeraltı suyunu kullanmanız gerekebilir, bir ısı pompası çalışması yapmanız gerekebilir. Orada mümkün olan en az enerji tüketimine sahip sistemi kurmak zorundayız. Aksi takdirde ciddi enerji maliyetleriyle müşterilerin karşılaşma durumu var. Dolayısıyla bizim orada yaklaşımımız daha yüksek kapasiteler için proje bazlı bir yaklaşımdır. Cihazın çalışacağı ortamın fizibilitesinden başlıyoruz. Biz önce ortamı değerlendiriyoruz, ortamda üretilecek olan ürünü inceliyoruz. O ürünün doğru şekilde çalıştırabilmesi için bir ön çalışma yapıyoruz. Ardından bu çalışma sonucunda mühendislik hesaplarıyla ortaya bir kapasite çıkıyor. Bu kapasiteyi sağlayacak olan ürünün termodinamik ısı transfer hesapları yapıldıktan sonra ilgili ürünlerin imalatına geçiliyor. Bu imalatların bir kısmı atölyemizde yapılıyor, bir kısmı da dışarıda profesyonel olarak yine yedek parçaları üreten firmalara gönderiliyor ve oradan verilen siparişlerle oralardan ürünlerin gelmesi bekleniyor. Ürünler geldikten sonra da atölyedeki diğer yapılan ürünlerle beraber montaj aşamasına geçiliyor. Böyle bir ürünün sıfırdan imalatı yaklaşık 2 ay sürüyor. Yani 2 aylık bir çalışmanın sonucunda buraya gelebiliyoruz ve bu aslında bu ürün için kısa bir zaman bile sayılabilir. Üzerinde çok fazla detay ve işçilik barındıran bir ürün. Bizim sektöre sunduğumuz ve gurur duyduğumuz ürünlerden bir tanesi açıkçası. Babamı 3 yıl önce kaybettim. Allah rahmet eylesin diyorum. Bu bahsetmiş olduğum doğal gaz boru hattı projesini yaparken beraber çalışma imkanımız oldu. Hatta ondan sonra o makinenin ikincisi de yapıldı. Tam otomasyon bir makinaydı. Yine yazılımını kendi yaptığımız bir makinaydı. Onda da beraber çalışma imkanımız oldu. Belki de kendi hayatında içerisinde en çok gurur duymuş olduğu anı onunla beraber yaşadık. Bunu kendisi ifade ettiği için çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Onun vefatına kadar çalışmış olduğum o dönemde hani onun gurur duyabileceği bir eseri ortaya koymuş olduğumu da gördüm. Bu gerçekten bir evlat olarak beni son derece şu anda bile gurur duyduğum, onur eden bir şey. Bunu artık yaşatabildiğim yani babama yaşatabildiğimi bildiğim için o anlamda gerçekten bir iç huzurum var diyebilirim. Biz özel sektördeyiz. Çoğu zaman hani bürokrasiyle belli noktalarda yakınlaşmalarımız oluyor. Biz TÜBİTAK ARGE projesini yaparken acaba biz destek alabilir miyiz? Ya da KOSGEB ARGE projesini yaparken acaba destek alabilir miyiz gibi bazı düşüncelerimiz oldu. Ancak şunu gördük. Biz TÜBİTAK'a projemizi verdiğimizde, ki bizim için gerçekten ülkenin gözbebeği bir kurumdur, bizim bu projemizin başarılı olması için gerçekten ciddi bir teşvik gördük. Maddi olan kısmından bahsetmiyorum. Buraya bizi projeyi denetlemek için gelen hocalarımız kendi fikirlerini bize sundular. Bu projenin başarılı olması için bakın bu yönlere de dikkat etmeniz gerekiyor. Bu eksiklerinizi tamamlayın da dediler. Biz burada şunu gördük. Gerçekten yapıcı, bizi yürümek istemiş olduğumuz yolda destekleyici bir etki gördük. Yaşındayım. 12 senedir bu mesleğin içindeyim. Bakır kaynağı yapıyorum ormanda. Yani yaptığım işim o. Mehmet Bey'in babasıyla tanışlığımız vardı. Keşke ben de onun yanında yetişseydim. Çok iyi bir insan ve çok iyi bir ustaydı kendisi. Tabii kısa oldu bizim tanışmamız. Öyle diyeyim ben yani. Vefat ettikten sonra. Bakır kaynağı dediğinde bir normal bir elektrik kaynağı değil yani. İncecik böyle gözle görülmeyecek kadar bir delik oluyor. İş bittikten sonra onu bulamıyorsun. Gün oluyor bir hafta o kaçağı arıyorsun. Yani bulmak da çok zor yani. Geçenlerde öyle oldu. Bir kaçak oldu ufacık böyle bir iğne kadar. İnanır mısın? Biz baktık göremedik. Benim bir ustam vardı. O geldi burada. O da böyle bir alet var işte o kaçağı aramak için. O gördü bak. O kadar yaptık. Bir hafta devamlı çalıştık üstünde. Göremedik demek istedim. Öyle yani bakır kaynağının öyle bir şeyi var. Mehmet Bey çok disiplinli işini takip eden bir insan. İşin başlangıcında sonuna kadar emeği var yani. Biz hepsini ayarları deriz ama en son işlem yine ondadır. Şu bizim bak yazı tahtamız var. O gerçekten oraya çizdiği zaman biz o tahtaya baktığımızda
işi komple hallederiz. Ama o tahtaya çizmek önemli yani, bir de o var. Ben 2005 yılında daha profesyonel hayata atıldığım zaman kompresör imalatı vardı. Ama bu kompresör imalatı artık kârlılığını kaybetmişti. Niye kaybetmişti? İthal olduğu için. Sürekli o kadar fazla ithal ürün geliyordu ki o ürünlerle daha ürünü, malzemeyi toplayamadığımız fiyatlara ürünler satılıyordu. Bitmiş ürün satılıyordu. Bizim bunlarla mücadele etme şansımız kalmamıştı. Yaşamış olduğumuz o ortamdan şöyle bir sonuca vardık. Eğer biz Ar-Ge yapmazsak, kendimizi geliştirmezsek, yeni konseptler belirlemezsek yok olmaya mahkumuz. Büyük veya küçük hiç fark etmez. Ar-Ge yapmayan bir ürünün ticari değeri kaybolmaya başladığında yerine yeni bir mantıkla yeni bir ürün koyamayan her firma, küçük veya büyük fark etmez, ağır çarklar altında ezilmeye mahkum. Dolayısıyla 2018'den bu yana da ciddi anlamda Ar-Ge üzerine emek harcıyoruz, masraflar yapıyoruz. Bunu yapmadığımız takdirde yani üretimin içerisinde, ekonominin içerisinde aktif bir aktör olamayacağımızın farkındayız. Türkiye üretmek zorunda. 20 yıllık diyelim ki gözlemlemiş olduğumuz zaman içerisinde şunu gördüm. Çok ciddi istihdam sağlayan, çok ciddi üretimler yapan firmaların Türkiye'de üretebilmek varken sadece ithal edildiği için o firmaların tek tek kapandığını gördüm. Peki nereye geldik? Geldiğimiz noktada iyi bir ithalatçı olduk. Nereye varmak istiyoruz? Ekonomik anlamda güçlü ve bağımsız olmak istiyoruz. Peki temel noktalarda bu kadar fazla ürünü yurt dışına ithal ederken buna ulaşabilme şansımız var mı? Yok. O zaman tabii ki bu ülkede yüksek teknoloji üretilecek. Bu konuda gerçekten çok iyi çalışan, özellikle savunma sanayisi. Çok kıymetli buluyorum oradaki çalışmaları. Çünkü onların buraya da yansımaları olacaktır. Orası devam ederken ta sanayi devriminden beri tamamlayamadığımız altyapının eksikliğini hala çekiyoruz. Evet, biz burada %100 yerli tasarım ürünler yapıyoruz ama bunların içerisinde çok kritik malzemeleri mecburen ithal olarak kullanmak zorunda kalıyoruz. Daha bu yönlere sahip çıkabilecek, bu yönlere bakabilecek üreticilere ihtiyacı var bu ülkenin. Dolayısıyla bu temel noktaların da yine özel sektör tarafından özellikle el atılması, bu konularda mutlaka sahip çıkan firmaların olması, bu firmaların desteklenmesi gerekiyor. Ben iş hayatına atıldığım zaman en büyük hayalim kendi tasarımlarımı yapmaktı. Yine o zaman Çetin Bey'le beraber çalışıyorduk, fizik mühendisi olan abimiz. Tabii ki üniversiteden çıkar çıkmaz bir makine tasarımcısı olamıyorsunuz. Veya o hayal ettiğiniz noktada olamıyorsunuz. Buna imkan da yok yani. Onunla hep şöyle konuştuğumu hatırlıyorum. Ya ben kendi makinelerimi yapmak istiyorum, kendi tasarımlarımı hayata geçirmek istiyorum. Olacak ama zamana ihtiyacım var diyordu. Ben bu bahsetmiş olduğum yere 13 senede geldim. Bir anda olmuyor. Evet, temelde bir isteğiniz var. Bu çok önemli. Burayı sağlam tutmanız lazım. Yani ne istediğinizi bilmek çok önemli. Ancak bu isteğinize ulaşacağınızdan da emin olmanız gerekiyor. Aksi takdirde nefesiniz tükenip yolun bir tarafında, bir kenarında bırakabilirsiniz. Savrulabilirsiniz. Burada gerçekten ne istediğinizi bilmek, kendinizi nerede göreceğinizi doğru tasavvur etmek ve adım adım doğruya ulaşmak için gayret göstermek gerekiyor. Ben şunu söyleyebilirim genç arkadaşlara. Savrulmamak için hedef çok önemli. Önce hedefi belirlemeniz gerekiyor ki savrulmayasınız. Hedefi doğru olarak belirledikten sonra zaten zekanız, tüm yetenekleriniz sizi o hedefe ulaştırmak için çalışıyor. Dolayısıyla temel problem, belki Türkiye'deki gençlerin de benim gözlemlediğim kadarıyla, burada çalışan genç arkadaşlara da bunu hep aşılamaya çalışıyorum. En önemli konu hedef eksikliği. Bu hedef konusuna yeteri kadar önem verip eğilmezlerse savrulmaları son derece kolay, işten bile değil. Hedefinizi koyacaksınız, inanacaksınız. Kolay olmayacak mutlaka ama ulaşacağınızda emin olacaksınız diyebilirim.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.